8.81 arzu edilenden yüksek bir seviye, hedeflenenden oldukça evet. yüksek bir seviye. Dolayısıyla Merkez Bankası hükümete mektup yazacak. Tabii bunun açıklamaları ne olacak? Ana maddeler halinde bakarsak zaten bu yıl 2015 yılında döviz kurunun geçişkenliğinin ciddi etkilerini yaşadığımızı biliyoruz. Açıklamada bu yer alacaktır. Bunun yanı sıra gıda enflasyonu yine Aralık ayında da 2015 genelinde oldukça ciddi bir etki yaptı. %8.81'in yıllık enflasyonu işte 2.6 puanı gıda ve içecekler kaleminden geldi. Buna lokanta ve otelleri de eklersek yaklaşık 3.5 puan. Yani yüzde olarak da para olarak da vurursak %40'ı Aralık enflasyonu yıllık bazda gıda içerikli kalemlerden geliyor. Dolayısıyla ben burada gıdanın oldukça ciddi bir rol oynadığını altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla yeni dönemde belki Ege onlardan da bahseder 2016 yılında yeni etkiler de olacaktır. Fakat gıda hala bizim önemli bir problemimiz olmaya devam edecek. O yüzden Merkez Bankası'nın dışında da gıda ile ilgili, gıda fiyatları ile ilgili önlemlerin, yapısal önlemlerin alınması aciliyet taşıyor, önem taşıyor. Aksi takdirde ben bir yapışkanlık riskinden de korkuyorum. Burada acil önlemler gerekiyor diye düşünüyorum özet olarak.